98.8 Ulusal Radyo frekansından sesimizin ulaştığı her yere ve ekranlar aracılığıyla bizi takip eden bütün seyircilerimize günaydın dileklerimizi iletiyoruz. Bir ayı daha tamamladığımız 31 Temmuz 2018 Salı günü gündemiyle sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor ve hızlıca bugün sizler için neleri takip edeceğiz onun ayrıntılarını anlatarak başlayalım. Siyasette gözler, Türk-Amerika ilişkilerinde gerilen yeni döneme ilişkin açıklamalar, gelişmeler ve görüşmeler söz konusu olur mu? Bunu yakından takip edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de dün imza bekleniyordu. Ancak Perşembe'ye verilen bir randevu açıklamasıyla konu yine deyim yerindeyse havada kaldı. Buna ilişkin gelişmeler ve açıklamalar olursa takip edeceğiz. İyi Parti ve diğer partilerden de yine benzer gelişmeler söz konusu olursa bunları da gün içinde sizler için takip ediyor olacağız. Ekonomideki gelişmelere baktığımızda ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya bu yılın 3. enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısında sunum yapacak ve yine Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti açıklanacak. Satır arası ayrıntılarına birlikte bakacağız. Türkiye İstatistik Kurumu ise Haziran ayı dış ticaret ve turizm istatistiklerini açıklayacak. Özellikle yaz mevsiminin gelişiyle birlikte şu an için Türkiye'de bütün sektörel değerlendirmelere ve analizlere baktığımızda tek yolunda giden sektör turizm sektörü gibi görünüyor. Yılın hemen hemen ilk 6 ayını bugün tamamlıyoruz. Özellikle deniz, kum, güneş turizminin önemli bir getirisi olacağına ilişkin bir takım veriler söz konusu. Bunun hem dış ticarete hem de turizm sektörüne bir yansıması olup olmayacağına ilişkin verileri de bu açıklamayla, TÜİK'in açıklamasıyla öğrenmiş olacağız. En azından somut olarak elimizde bulunacak. Rusya'da Suriye konulu 10. zirve düzenleniyor. Biliyorsunuz Astana ve Soçi zirveleri bölge denklemi açısından son derece kritik öneme sahip. Buradaki gelişmeleri de doğal olarak yakından takip edeceğiz. Fethullahçı terör örgütü davaları devam ediyor ama bir yandan da serbest bırakılan kritik isimler söz konusu. Yargı ve adalet süreci yine gündemin en önemli başlıkları arasında. Spordaysa UEFA Şampiyonlar Ligi 2. öneleme turu rövanş maçları ise başlıyor. Avrupa heyecanıyla futbol sezonu başlıyor diyebiliriz. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı da yine bugünün önemli spor gündemi arasında yerini alıyor olacak. Gün içinde bunu da ve buradan gelecek açıklamaları da elbette takip edeceğiz. 31 Temmuz'da tarihte neler olmuş ve biz sizlerden hangi başlıkları seçmişiz? 1920-31 Temmuz'u Mustafa Kemal Paşa'nın Afyon'da subaylara hitaben yaptığı tarihi konuşmanın notları var bugün. Mustafa Kemal Paşa konuşmasında Türk subayının öneminden bahsederek ordu düşmanlarımızın birinci taarruz hedefi oldu. Orduyu imha etmek için mutlaka subayını mahvetmek, aşağılamak lazımdır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz. Bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız dedi diyor. Bir 31 Temmuz tarihinde tarihler yılı 1920 olarak gösterdiğinde bu açıklama özellikle Ergenekon ve Balyoz süreçleriyle son derece öne çıkan açıklamalardan biri olmuştu. Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsü bir kez daha kendisini ortaya koymuş ve Türkiye'yi hedef almak isteyen emperyalist odaklar içerideki Gladio elemanlarıyla, ajanlarıyla birlikte en başta Türk ordusunun ve Türk subayının kafasına çuval geçirerek başlattığı süreci Ergenekon ve Balyoz tertibi süreciyle zirveye taşımaya çalışmıştı ki işte o süreçte biz size Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü defalarca hatırlatmıştık. Demiştik ki ordu düşmanlarımızın birinci taarruz hedefi olmuştu. Orduyu imha etmek içinse mutlaka subayını mahvetmek, aşağılamak lazımdır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz. Bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız açıklaması da özellikle Ergenekon ve Balyoz kumpas sürecinin dağılmasıyla birlikte de yine bir Mustafa Kemal Atatürk'ün öngörüsü olarak da karşımıza çıkan bir gerçek olarak önemli bir tarihi nottu. Sizlere bir kez daha günün anısına da hatırlatmış olduk. 1952'de Türkiye'nin en büyük işçi sendika konfederasyonu Türk İş kuruldu. 1959'da Türkiye
AET'e resmen başvurdu. Yani Avrupa Ekonomik Topluluğu işte sonrasında bir birlik süreci olarak da kendini hissettirdi ama Türkiye'ye özellikle Avrupa ve Batı merkezde girdiği hangi merkez varsa sürekli buralardan bir saldırı geldiğini de unutmamak gerekir diyerek de bu bugünün tarihinde bu notu da size aktarmış olalım. 1965 31 Temmuz'unda ise Alparslan Türkeş CKPMP Genel Başkanı olarak seçiliyor tarihin notları arasında ve 2014'te de müzik sanatçısı Murat Göğebakan yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 46 yaşında yaşamını yitiriyordu. Genç bir yaşta kaybettiğimiz bir önemli isimdi. Sesiyle, soluğuyla gerçekten müzik dünyasında önemli seslerden biriydi Murat Göğebakan. Peki son 24 saatte neler yaşandı? Hangi açıklamalar öne çıktı? Özellikle velilerin ve öğrencilerin telaşlı olduğu bir hafta diyebiliriz. Hem lise sınavları ve açıklanması muhtemel yüksek öğretime geçiş sınav sonuçları ile birlikte harıl harıl deyim yerindeyse eğitim sezonu aslında hepimiz için başladı. Yeni sistemin ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıyla birlikte dikkat çekti. Toplantının gündem başlıkları başta terörle mücadele ve iç ve dış gelişmeleri oluşturdu. Toplantının sonuç bildirgesi ise Amerika'ya çok sert mesajlar içeriyordu. Ayrıntılara ilerleyen dakikalarda birlikte bakacağız. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. 10 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın da haftalık bilanço açıklaması geldi. Geçtiğimiz hafta biri gri listede olmak üzere 36 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bir yandan da bedelli askerlik ile ilgili süreç takip ediliyor. Önemli bir gelişme, bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunuldu. Herhangi bir sorun beklenmiyor burada ve bedelli askerliğin Cumhurbaşkanınca da onayı sonrasında da resmi süreç ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Bunu da belirtelim. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rahip Bronson'la ilgili yaptığı açıklamayı yineledi. Pence, Bronson serbest bırakılana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız dedi. ABD'li Papaz Andre Bronson'un avukatı İsmail Cem Halabut ise müvekkilinin ev hapsi kararına itiraz etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin mevkidaşıyla Singapur'da Bronson konusunu görüşeceğine ilişkin bilgi ulaştı. Amerika'nın yaptırım tehditlerinin hemen ardından ise Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch devreye girdi ve Türk bankalarının konusunda risk uyarısı yaptı. ABD'li Fitch ve sektörde bozulma beklediklerini ileri süren raporunun yansıması da dikkat çekti. Bölgesel gelişmelere bakıyoruz. Tahran, Washington'la müzakere edilmeyeceğini ilan etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi, ABD'nin İran'a yönelik düşmanca tavrı sürdükçe müzakerenin mümkün olmayacağını söyledi. Kasimi, ABD güvenilir olmadığını her gün göstermektedir. Bu tarz bir siyasete sahip ABD ile görüşmek kesinlikle söz konusu olmayacaktır dedim. Washington doğrudan İran halkının sağlığını hedef alıyor. Ulusal kanala konuşan İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Doktor Kianush Cihanpur yaptırımlardan ilaç sanayinin etkileneceğine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Siyaset gündeminde ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin başkanlık divanını topladı. Toplantı öncesi kameralar karşısına geçti. Akşener ve adaylık konusundaki soruları yanıtsız bıraktı. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da yaptığı Bahçeli af ve gafına ilişkin artık bu geride kaldı açıklaması yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de gözler yeniden bir kurultay olup olmayacağına ilişkin delegelerin imza toplama sürecine çevrilmişti ki bu çerçevede Gaye Ustüeler'in Perşembe günü bu imzaları teslim edeceğiz şeklindeki açıklamasıyla kaldı gelişmeler. Bunu da belirtelim. Ve en önemli gündem hemen başta da aktarmıştık. Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı. 91 bin öğrencinin açıkta kaldığı son derece önemli bir tablo söz konusu. Özellikle sizlere seçim sürecinde buradan gerçekleştirdiğimiz yayınlarda bu özellikle gönül verdiğiniz partilerin ve adayların liderlerine seslenin. Milli eğitim konusunda neler yapacaklar? Çünkü hemen seçimin sonrasında kendi yavrularımız, çocuklarımız, geleceğimizin teminatı ve emanet edeceğimiz gençlerimize, çocuklarımıza nasıl bir eğitim modeli istiyorlar?
buna yönelik açıklamalarını net bir şekilde dile getirsinler demiştik. İşte o sürecin en hareketli günlerinden bir tanesi. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ulaşılabiliyor. Yerleştirmelerin ardındansa nakil süreci 6 Ağustos'ta başlayacak. Bugün bu konuyu da Günaydın Türkiye'de irdelemeye çalışacağız. Ekmek davası, hepimizin davası, ekmeğe %15'lik zam tartışması sürüyor. Fırıncılar Odası'ndan açıklama geldi. Oda Başkanı Halil İbrahim Balcı %15 öngörmemiz makul dedi. Balcı 2 yıl zam yoksa kalite düşmüştür ifadelerini kullandı. Bir yandan gramı düşürülerek yapılan zam, bir diğer yandan da bugün içinde bulunduğumuz girdi maliyetlerinin artışı bahane edilerek gerçekleştirilen zam süreci özellikle seçim sonrasında yansıyacak zam halkasının da en önemli işaretlerini veriyor. Bunu daha önce de ifade etmiştik. İstanbul'da istinat duvarlarının çöküşü konuşuluyor. Önce Sütlüce, sonra Sancaktepe, şimdi de Ümraniye. İstanbul Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna son duruma ilişkin 3 vakanın da ortak noktasının denetimsizlik olduğu vurgusuna dikkat çekti. Dünyadaki siyasi gerginlik petrol fiyatlarına da yansıyor. Türkiye'de ise olan yine vatandaşı oldu elbette. Petrolde yaşanan %44'lük artışın kara, deniz ve hava taşımacılığındaki bilet fiyatlarına yansıtılması bekleniyor ki yansımaya başladı. Çünkü hareketli bir turizm sektörü. Dahası bazı uçak firmaları yakıt zammı nedeniyle kış seferlerinde de azalmaya gitmesinin beklendiği de gene gelen bilgiler arasında. Amerika'ya uzanıyoruz. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler NATO konusunda verilecek kararların tek başına Trump'a bırakılmaması için Senato'da ortak bir tasarı sundu. Amerika'da iç siyasetteki tartışma pek bitecek gibi değil. Buradan Rusya'ya uzanalım. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Batı'nın dünyadaki etkisinin azaldığını vurguladı. Açıklamasında çok kutuplu, demokratik, daha adil bir dünya düzeni kaçınılmaz olduğu gibi bu yeni eğilimlere eski güçlerin karşı çıkması da kaçınılmaz şeklindeki açıklaması dikkat çekti. Amerika ve Suudi Arabistan müttefikliğinde ciddi bir çatlak var. İki ülke arasında Filistin krizi yaşanıyor. Suudi Kralı Selman'ın ABD Başkanı Trump'a Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak yer almazsa senin barış planını desteklemeyiz dediği iddia edildi. Bu da bölgesel anlamda son derece önemli çarpıcı gelişmelerden biriydi. Mesut Özil, milli futbolcumuz aslında Türk kökenli ama işte Almanya'da yaşadı. Kendi hikayesine göre de ilginç bir periyodu var. Neden Türkiye'yi seçmedi? Türkiye'ye geldi, Türkiye onu kabul etmedi. Birçok tartışmayla birlikte bu konu gündemde biliyorsunuz. Irkçı söylemlerin hedefi olan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'e destek için Almanya'nın başkenti Berlin'de yürüyüş vardı. Ben Özil'im sloganıyla düzenlenen gösteriye de yüzlerce kişinin katılması dikkat çekti Almanya'da. Profesör Doktor Süheyl Batum Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yeni genel başkanı oldu. Batum 515 oyla seçildi. Genel kurulda eski başkan Tansel Çöleşans'a 442 oy aldı. Hafta sonunun en önemli gelişmelerinden biriydi. İsmini çok sık duyuyorsunuz. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Canan Karatay'ın 15 gün süreyle meslekten men cezası Danıştay tarafından da onaylandı. Karatay, gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor şeklindeki açıklaması nedeniyle şikayet edilmişti. Türkiye, UNESCO Geçici Dünya Mirası listesinde dünya birincisi oldu. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz'a göre başarının sırrı son yıllarda farkındalığın artması şeklinde özetleniyor. Bu da günün önemli haberlerinden biriydi son 24 saatlik dilim içinde. Sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik tablosuna birlikte bakalım. Sabahın erken saatlerinde birkaç noktada kaza uyarıları gözümüze çarpıyordu. Eğer o noktalarda sorun devam ediyorsa bunları da size yansıtmaya çalışacağız elbette. Nispeten yaz döneminin rahatlığı trafik sahasına da yansıyor diyebiliriz. Dün oldukça yoğundu tabii. Haftaya çok zor başlamıştı İstanbul trafiği. %40'ların üzerindeydi bu saatte sizlere trafik dilimini verdiğimizde. Ama bugün nispeten daha rahat. Hatta son 3 ayın ortalaması şeklinde, yani Ramazan ayıyla birlikte de değerlendirdiğimizde son 3 ayın ortalaması %33'ler düzeyinde bir trafik tablosu söz konusu. Kritik geçişleri hemen sizlerle birlikte
incelemeye başlayalım. Anadolu Avrupa geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yoğun akıcı bir tablo söz konusu ama trafik neredeyse Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne E5 hattından girdiğinizde hemen sonrasında Tem ve Şile bağlantı yoluyla 3. köprü bağlantı yolu ve Kavacık girişini de etkilemeye başladığını, yani bu noktalarda trafiğin yoğunlaşmaya başladığını da belirtelim. 1. köprüye 15 Temmuz Seyitler Köprüsü'ne baktığımızda Tem girişi ve Çamlıca girişi itibariyle bu bölgenin de yoğunlaştığını ifade edebiliriz. E5 hattına baktığımızda Pendik Kartal hattı yoğun, Maltepe Bostancı hattına doğru trafik yoğunlaşıyor. Bostancı Göztepe hattında da yine trafiğin yoğunlaşmaya başladığını ifade edebiliriz. Avrasya tünel geçişi rahat, köprü üzerleri de rahat bir görüntü sergiliyor. Şu an itibariyle %33'lük seviyeye dikkate aldığımızda sahil şeridi ise sabahın yine iyi alternatifleri arasında, gidiş ve gelişte özellikle köprü ve Avrasya tüneli bağlantı yoluna doğru trafiğin yoğunlaşmaya başladığını da yeniden hatırlatarak incelememizi sürdürelim. Tuzla Gebze hattına baktığımızda Ataşehir kavşak noktası Sultanbeyli Sancaktepe arasında da trafiğin yoğunlaştığını ifade ederek Pendik çıkışına kadar da etkili bir yoğunluğun olduğunu söylemek mümkün. Bağlantı yoluysa E5 ve Tem arasında son derece rahat görünüyor. Maltepe Kartal ve Pendik arasındaysa yine E5 hattında da trafiğin yoğunlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Sahil şeridi Pendik bağlantı noktasına kadar bu güzergahta yine önemli bir alternatif olarak gözümüze yansıyor sabahın erken saatlerinde. Onun dışında Anadolu yakasında trafiğin yoğunlaşması dışında herhangi bir unsur söz konusu değil ya da kazı, yol yapım çalışması vesaire gözükmüyor bu sabaha baktığımızda sevgili seyirciler. 3. köprü bağlantı yolları da elbette yine iyi alternatifler arasında. 3. köprüde ise özellikle Beykoz çıkış noktasından Avrupa yakasına doğru ilerlemek isteyen sürücüler o noktada yine bir yoğunluğun olduğunu ifade edelim. Köprü üzerinde de kısmi bir yoğunlaşma başlamış ama yine sabah açısından iyi alternatifler şeklinde gözüküyor. Anadolu Avrupa geçişinde Çubuklu İstinye, Harem Sirkeci feribot hatları ve Avrasya Tüneli elbette yine önemli iyi alternatifler arasında. Aracını bırakıp yola devam etmek isteyenler açısından şehir hatları Marmaray ve metrobüse en önemli alternatif olarak gözümüze çarpıyor. Avrupa yakasına bakalım. En dıştan başlayalım. Büyükçekmece Tekirdağ yönüne doğru Tem'den baktığımızda Mahmut Bey sonrası son derece rahat bir görüntü sergiliyor. Avcılar sonrası E5 hattı da yoğunlaşmaya başlamış ama çok fazla sorun gözükmüyor. Hadımköy bağlantı yolu gidiş ve gelişte yoğunlaşmaya başlamış. Esenyurt'tan Mahmut Bey yönüne doğru çıktığınızda ise her sabah olduğu gibi Küçükçekmece Göl çevresine kadar da trafiğin oldukça yoğunlaşmaya başladığını söyleyelim. Beylikdüzü çıkışı Avcılar Küçükçekmece Sefaköy Havalimanı kavşak hattı her sabah olduğu gibi yoğun. Tam tersi hatta da Sefaköy ile Avcılar rampası arasında da trafiğin yoğunlaşmaya başladığını belirtelim. Mahmut Bey'den havalimanı kavşak hattı rahat görüntü sergilese de tam tersi hattın yoğunlaşmaya başladığı uyarısında bulunurken Şirin Evler havalimanı kavşak hattı da her sabah olduğu gibi yine aynı noktada yoğunlaşıyor. Havalimanı kavşağından yola çıktığınızda E5 hattı özellikle Zeytinburnu'da kısmen Haliç'e doğru yine yoğunlaşan ama Şişli hattına kadar da yine uzayan bir çok yoğun akıcı şekilde değerlendireceğimiz bir trafik tablosu söz konusu. FSM'den çıktığınızda Mahmut Bey kavşak noktasına, 1. köprüden çıktığınızda ise Şirinevler noktasına kadar rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Mahmut Bey'den Ayranpaşa viyadük hattını kullanarak E5'e geçmek isteyen sürücüler özellikle viyadüğün orta noktasında yine yoğun bir trafikle karşılaşacaklar. Tam tersi hat rahat görünüyor. Sahil şeridi ise Bakırköy itibariyle ve havalimanı kavşak noktalarının tamamı dahil olmak üzere son derece rahat ve sabahın iyi alternatifleri arasında gözüküyor. Genel itibariyle 3. köprü bağlantı yollarında bir sorun gözükmüyor ama tabii o noktalarda yaşanan yol yapım çalışmaları vesaire onlar belki haritada gözükmese bile karşınıza çıkabilir. Trafik işaret ve işaretçilerine uyarak lütfen bu güzergahları kullanın. Özellikle Sazlıdere Baraj Gölü'nü çevreleyen bağlantı yollarında zaman zaman haritada gözükmeyen bazı noktalarda çalışmalar olabiliyor. Bu konuda özellikle sürücülerimizi uyaralım. Avrupa yakası içinde yine aracını bırakıp yola devam etmek isteyenler açısından metrobüs
Tramvay ve metro seferleri elbette en önemli alternatifler arasında yer alıyor. İlerleyen dakikalarda yeniden haritamıza göz atmaya çalışacağız. Dün liselere giriş için beklenen sınav sonuçlarının ardından Yükseköğretim Kurumu sınavları da açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. ÖSYM Yükseköğretim Kurumları sınav sonuçları açıklandı. Sonuçlara sonuç.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. OSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018 YKS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Yükseköğretim Kurumları sınavının yabancı dil oturumunun İngilizce testinde yer alan 41 numaralı soru için C olarak ilan edilen cevabın D olarak değiştirilmesine karar verildi. Bir kez daha ifade edelim. YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlar sonuç.osym.gov.tr adresinde. Yeni sistemle birlikte gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu'na gözler çevrildi. Masadaki oturma düzeninden çıkan kararlara kadar çokça konuşacağı benziyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni sistemin ilk MGK'sı yapıldı. Toplantı 5,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. MGK bildirisinde ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi. Yazılı açıklamada ABD'nin tehdit dili kabul edilemez denildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Güvenlik Kurulu yapıldı. MGK bildirisinde ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi. Başbakanlık Müsteşarı olarak MGK'ya katılan Fuat Oktay bu kez toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla yer aldı. 30 Mayıs'ta gerçekleştirilen son MGK'ya üniformasıyla ve Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katılan Akarsa bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masadaki yerini aldı. Orgeneral Yaşar Güler daha önce Kara Kuvvetleri Komutanı olarak katıldığı toplantıda bu kez Genelkurmay Başkanı sıfatıyla yer aldı. Kurulun bir diğer yeni üyesi ise Kara Kuvvetleri'nin yeni komutanı Orgeneral Ümit Dündar oldu ve sonrasında yapılan MGK bildirisinde ise Amerika'ya sert tepki vardı. MGK bildirisinde ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği şu sözlerle net bir şekilde vurgulandı. ABD'nin tehdit dili kabul edilemez denildi. Dün Ulusal Kanal'ın öne çıkarttığı önemli haberlerden biriydi. Sonrasında Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün tepkisi geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Güney Kıbrıs'ta yapılan Büyükelçiler toplantısına tepki geldi. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy konuya ilişkin soruya cevabında Güney Kıbrıs Rum yönetiminde geçen günlerde düzenlenen toplantıda bazı büyükelçilerin Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de tek taraflı sürdüre geldiği hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek beyan eden ifadelerini yersiz bulduklarını belirterek söz konusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz ifadesi kullanıldı. Aksoy söz konusu faaliyetlerle Rum tarafının adanın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saydığı vurgulandı. Aksoy, Rum yönetiminin bu uzlaşma ruhundan uzak tutumunun Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin ulaşmak için yoğun çaba sarf etmekte olduğu olası çözümle adada ve Doğu Akdeniz'de ortaya çıkabilecek kazan kazan temelli ekonomik işbirliği potansiyelini henüz idrak edemediğini gösterdiğini belirtti. Yine geceden kalan bir diğer önemli haber ABD Başkanı Donald Trump İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile görüşebileceğini ve bu görüşme ilişkin herhangi bir ön şartı olmadığını belirterek İran isterse kesinlikle görüşürüz dedi. Amerika açısından geri adım sayılabilecek açıklamaya ilişkin ayrıntılar şöyle. ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump görüşmelerin ardından konuyla beraber basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında İran'a değinen Trump, Rouhani ile görüşülebileceğini belirterek İran isterse kesinlikle görüşürüz dedi. Trump herkesle buluşabileceğini ifade ederek diğer insanlarla konuşmakta bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm diye konuştu Donald Trump. İran Cumhurbaşkanı Rouhani ile görüşmeye yönelik ön şartı
olmadığını kaydettim. ABD Başkanı Trump 14 Temmuz 2015'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da P5 artı 1 ülkeleriyle İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016'da yürürlüğe giren kapsamlı ortak eylem planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu. Trump yönetimi müttefiklerini İran'dan petrol alımını Kasım ayına kadar sıfıra indirmeye zorluyor. Kuzey Kıbrıs'tan Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi 50 kişi Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Dairesi görevlilerince teslim alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs'tan Cumartesi günü Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışan aralarında FETÖ firarisi asker, öğretmen ve kadınların da bulunduğu 50 kişi yakalandı. Açıklamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Rodos Adası'na yasa dışı yollarda kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi öğretmen albay, yarbay, teğmen, assubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan 50 kişi arandıkları Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Dairesi görevlilerince teslim alındı bilgisine yer verildi. Yeniden İstanbul'da trafik tablosuna saat başına yaklaştığımız şu dakikalarda bir kez daha göz atalım. %33'ler seviyesinde az önce İstanbul'da trafik tablomuzu bırakmıştık. Şu dakikalarda %35'lere yükselmiş gözüküyor. İstanbul'a genel olarak baktığımızda az önce sizlere aktardığım kritik geçiş noktalarında yoğunlaşan bir trafik tablosunun söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle en etkili noktası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Ümraniye Elmalı hattında ve yine Ataşehir Kavşak noktası bağlantısında bu yoğunluğun oluştuğunu belirtebiliriz. Onun dışında diğer noktalardaysa nispi bir yoğunluk söz konusu ama trafiği en fazla ve ağırlıkta hissedeceğiniz nokta bir kez daha ifade edelim. Ümraniye Elmalı hattı ve yine TEM bağlantısı itibariyle Çamlıca girişine kadar da birinci köprü güzergahında daha koyu kırmızı renkte gördüğümüz bir harita söz konusu. Onun ötesindeki yerler benzeri bir yoğunluğu daha nispi olarak az hissedeceğiniz ama yoğunlaşmaya da başladığı uyarısını içeren %35'ler düzeyini sergiliyor bizim karşımızda. Hızlıca son 24 saatin gelişmelerin gazetelere ve manşetlere nasıl yansıdığını da birlikte bakalım. 31 Temmuz 2018 Salı Aydınlık Gazetesi manşeti 91 bin öğrenci açıkta kaldı diyor. Milli Eğitim Bakanlığı lise yerleştirme sonuçları açıklandı ve 91 bin kişinin bu çerçevede açıkta kaldığını, en çok bütçe ayrılan İmam Hatiplere ise ilginin olmadığı ancak yarısının dolduğuna ilişkin önemli bir haberi paylaşıyor. İlerleyen dakikalarda bu haberi ayrıntılarıyla, köşe yazılarıyla ve stüdyo konuğumuzla değerlendireceğiz. Bir sonraki gazetemize bakalım. Hürriyet gazetesi duvar problemi, istinat duvarları alarm veriyor. Son bir haftada yaşanan duvar çökmelerine dün Ümraniye'de eklendi deniliyor. LGS'de endişe, açıkta kaldım yine manşet sütununda yer alan bir diğer haberken Hürriyet de ABD tehdidine MGK'dan yanıt başlığı da yine birinci sayfasından MGK kararının Amerika ayrıntısına dikkat çekiyor. Sabah gazetesine bakıyoruz. FETÖ temizlendi, sınavlardan şaibe kalktı. Kurulduğu ilk kirli tezgahla milyonlarca öğrencinin hayallerini çalan ve haklarını gasp eden hain örgütün kökü kazanınca aileler rahat nefes aldı. ABD'nin tehdit dili ittifaka saygısızlık, yine MGK kararının ayrıntısı bu başlıkla, Amerika'ya verilen bu yanıtı içeren başlıkla yer alıyor. CHP'de ise kurultaya ilişkin tartışma yine birinci sayfada yer almış. Akşam gazetesi ABD'nin tehdidi kabul edilemez. Hemen hemen gazetelerin başlıklarında ve birinci sayfalarında bu vurgularla MGK açıklaması yer almış. Yine birinci sayfada iyi ki millet bunlara kalmadı diyerek de özellikle CHP içinde yaşanan tartışmaya vurgu yapıyor Akşam gazetesi. Devam edelim. Karar gazetesi sallanmadan yıkılıyor. Deprem kuşağında İstanbul'a uyarı üstüne uyarı, 3. ve 4. istinat duvarının yıkılması bu başlıkla önemli bir vurguyla manşette yer almış. Tehdit dili saygısızlık kabul edilemez. MGK'dan Amerika'ya yanıtta bu başlıkla görülmüş birinci sayfada.
Milliyet gazetesi Amerika'ya iki uyarı, MGK F-35'lerin teslimi ve Papaz Brunson davasındaki tutumu nedeniyle Washington'a sert çıktı, tehdit kabul edilemez diyor Milliyet manşetinde. Bir sonraki gazetemiz olan Milli Gazete faizle değil üretimle büyürüz açıklamasıyla dikkat çekiyor. Bugünkü yine ekonomiye ilişkin bir manşeti öne çıkartması da biliyorsunuz Milli Gazete'nin son dönemdeki yayın politikalarından biri oldu adeta. Devam edelim. Orta Doğu bu fırsat kaçmaz diyor. Vergi borcu olanlar dikkat. Bugün son gün biliyorsunuz ona ilişkin bir uyarı. Devam edelim. Yeni Çağ Gazetesi her şey Türkiye için iyi olacak. İyi Parti'yi destekleyen manşetlerini sürdürüyor Yeni Çağ Gazetesi. Devam edelim. Yeni Şafak, vatan haini subaylar toplantıda diyor Almanya'dan bir özel haberi Kıymet Sezer imzasıyla manşetinde yer vermiş Yeni Şafak gazetesi. Devam edelim. Vatan gazetesi yok böyle vefa. Kore Savaşı üzerinden 65 yıl geçti. Güney Korelilerin Türk gazilere vefası bitmedi. Son örnek dün İstanbul'da yaşandı şeklinde bir fotoğrafa, geniş bir fotoğrafa yer vermiş. Kore gazilerimizin önünde saygıyla hatta deyim yerindeyse secde noktasında baş eğerek gösterilen saygıyı da fotoğrafla yer vermiş Vatan Gazetesi. Yurt Gazetesi Muharrem İnce CHP'ye kötülük yaparlar açıklaması bugün manşetinde. Devam edelim. Bir sonraki gazetemiz Sözcü Gazetesi Esad PKK'ya özerklik önerdi. Suriye rejimi ateşle oynuyor şeklinde bölgesel bir haberi bu başlıkla duyurmaya çalışmış. Bunu veren bir iki gazete ya da internet siteleri söz konusu ama haberin ayrıntısını yine yerinden elbette ulusal kanal ve aydınlık farkıyla gün içinde netleştireceğiz ve öğrenmeye çalışacağız. Cumhuriyet Gazetesi de İmam Hatip projesi çöktü. Veliler ve öğrenciler AKP'nin göz bebeği imam hatipleri tercih etmeli diyor. Dünkü sınavı manşetine taşımış Cumhuriyet Gazetesi de. Bir Gün Gazetesi tebrikler yine beceremediniz. LGS sonuçları açıklandı. Sistem yine öğrenciyi mağdur etti diyor. Bir Gün Gazetesi de eğitim merkezli manşetini bugün sayfasına taşımış. 31 Temmuz 2018 Salı günü gündemiyle. Evet yine sıcak gündemle devam edelim değerli seyircilerimiz ve 100.8 Ulusal Radyo Frekansı'ndan sesimizin ulaştığı bütün seyircilerimiz açısından. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde hava harekatı vardı. Terörle mücadele kesintisiz, aralıksız 24 saat esasına uygun bir şekilde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan da haftalık bilanço açıklandı. Geçtiğimiz hafta biri gri listede olmak üzere 36 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyi veya yurt içi Türk ordusu her an tetikte. Terör örgütü PKK'ya göz açtırılmıyor. Saklandıkları mağaralarda tespit edilen teröristleri F-16'lar imha ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi. Harekatta 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün en çok arananlar listesi de tek tek yok ediliyor. Son olarak sözde Ahmet Eyaleti Özel Güç Birliği sorumlusu öyle ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı son bir haftada yurt içinde yapılan operasyonlara ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamada gri listedeki Aram Civan Kodat'ta Osman Gülen'in de aralarında bulunduğu 36 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Eylem hazırlığındaki PKK'lılarsa artık nefes alamıyor. Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 10 terörist hava destekli operasyonda öldürüldü. Valilikten yapılan açıklamada kente teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı. Diğer yandan Suriye'nin Menbiç bölgesindeki faaliyetler de hız kesmeden devam ediyor. TSK ve ABD silahlı kuvvetleri unsurlarınca Fırat Kalkanı Harekatı alanıyla Menbiç arasındaki hatta 22. Koordineli Bağımsız Devriye Görevi yapıldı. Askerlikle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bedelli yasası Cumhurbaşkanı onayına sunuldu.
Bedelli askerlikle ilgili yasa tasarısı biliyorsunuz Meclis Genel Kurulu'nda onaylanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Bedelli askerlikle ilgili yasa teklifi geçtiğimiz günlerde mecliste görüşülmüştü. Askerlik kanunuyla bazı kanunlarda ve KYK'larda değişiklik yapan kanun teklifinin bedelli askerlikle ilgili maddeleri kabul edilmişti. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Rahip Brunson'la ilgili yaptığı açıklamayı yineledi. Pence, Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırız dedi. The United States of America is prepared to bring sanctions against Turkey until Pastor Andrew Brunson is free. Washington yönetimi Türkiye'ye yönelik yaptırım tehdidini yineledi. Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence, rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alınmasının yeterli olmadığını söyledi. Pence, Brunson'ın masum olduğunu ileri sürdü, evine dönmesine izin verilmesi gerekiyor dedi. Amerika merkezli Fox News kanalına konuşan Pence, rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alınması yeterli değil. Amerika Birleşik Devletleri, rahip Andrew Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamaya hazır dedi. Twitter hesabı üzerinden de açıklama yapan Pence, televizyon kanalında söylediği ifadeleri tekrarladı. ABD'li papaz Andrew Brunson'un avukatı İsmail Cem Halaburtsa müvekkilinin ev hapsi kararına itiraz etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Singapur'da Brunson konusunu görüşecek. Evet, bu gelişmelerin hemen peşinde ise Fitch'in uyarısı oldukça dikkat çekiciydi. Onun da ayrıntılarına bakalım. Amerika'nın yaptırım tehditlerinin hemen ardından Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch devreye girdi. Türk bankalarına risk uyarısı yaptı Fitch ve sektörde bozulma beklediklerini ileri sürdü. Önce Amerika'nın yaptırım tehdidi geldi. Şimdi ise Fitch'ten ekonomik baskı için risk senaryosunu gündemine aldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarına çoklu risk uyarısında bulundu. O risklerde Türk lirasındaki değer kaybı, yüksek faiz oranları ve yavaş ekonomik büyüme olarak sıralandı. Fitch'e göre bu durum bankaların performansını, varlık kalitesini, sermayelendirilmesini ve likiditesini zora sokacak. Bankaların bu yılki performansı bozulacak. Yazılı bir açıklama yapan kuruluş, birçok bankanın görünümünün hala negatif olduğunu ya da kredi notunun negatif izlemede olduğunu kaydetti. Tahran, Washington'la müzakere edilmeyeceğini ilan etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise ABD'nin İran'a yönelik düşmanca tavrı sürdükçe müzakerenin mümkün olmayacağını söyledi. Kasımi, ABD güvenilir olmadığını her gün göstermektedir. Bu tarz bir siyasete sahip ABD ile görüşmek kesinlikle söz konusu olmayacaktır dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İranlı sözcü Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca tavrı sürdürdükçe müzakerenin mümkün olmayacağını ilan etti. Amerika güvenilir olmadığını her gün göstermektedir yorumunu yapan Kasımi, bu tarz bir siyasete sahip Amerika ile görüşmek kesinlikle söz konusu olmayacaktır dedi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda İran'a karşı bazı iddialar ileri sürdüğünü belirten Kasımi, Bay Trump her sabah uyandığında tüm dünyanın da onunla birlikte uyandığını sanıyor, kendisini çok ciddiye almamak gerekiyor dedi. Nükleer anlaşmanın sürdürülmesi için Avrupa ülkeleriyle görüşmeler devam ediyor diyen İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, anlaşmanın devamına ilişkin Avrupalı muhataplarının iyimser bir tutum içerisinde olduğuna dikkat çekti. Mayıs'ta İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilen Amerikan Başkanı Trump, İran'ın bölgedeki faaliyetleri, füze programı ve diğer konularında bulunduğu kapsamlı bir anlaşma için Tahran'a müzakere çağrısında bulunmuştu. Washington doğrudan İran halkının sağlığını hedef alıyor. Ulusal kanala konuşan İran Gıda ve İlaç Kurumu sözcüsü Doktor Kianus Cihanpur, yaptırımlardan ilaç sanayinin etkileneceğini söyledi.
Ambargoların etkilemesi beklenen en önemli ve hayati sektör ise İran ilaç sanayi. Ulusal kanala konuşan İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Dr. Kianush Cihanpur, Amerikan ambargolarının hedefinde İran halkının olduğuna dikkat çekerek, halkın ilaca ulaşmasını engelleyecek bütün olasılıklara karşı hazırlıklı olduklarını söyledi. Azmude ra azmuden khatast. Ma milleti hastim ve 40 sal sabegeye. Her ne kadar diplomatik sahada yaptırımların hedefinin İran milleti olmadığı söylense de bu yaptırımlar doğrudan İran halkını hedef almaktadır. Olası yeni yeni yaptırımlara karşı Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gıda ve İlaç Kurumumuz alınan önlem ve ortak çalışmayla halkımızın durumdan etkilenmemesini sağlayacak. İran ilaç sanayisinin yaptırımlardan doğrudan etkileneceğini söyleyen Cihanpur, insan sağlığını olumsuz etkileyecek yaptırımlar karşısında bütün diplomatik kanallardan mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. İlaç sanayinde kullanılacak ham maddelere yönelik uygulanacak yaptırımlar, doğal olarak İran'ın ilaç sanayisini olumsuz olarak etkileyecektir. Buna karşılık yaptırım deneyimi olan İran, özellikle ilaç üretiminde sivil toplum kuruluşları ve bu alanda çalışan sendikalarla alternatif çözümler için B ve C planlarına sahip. Bu anlamda Birleşmiş Milletler gibi uluslararası insan hakları örgütleriyle diplomatik kanalları da aktif olarak kullanacağız. İranlı yetkili Türkiye ve dünyaya ülkesine uygulanmak istenen ambargolara ortak olunmaması çağrısında bulundu. Türkiye ve diğer komşularımızdan bu zalim ve insan haklarını hiçe sayan yaptırımlara ortak olmamalarını bekliyoruz. Dünyada insan haklarına değer veren tüm ulusları, kurum ve kuruluşların bu yaptırımlara karşı çıkarak insani değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin başkanlık divanını toplandı. Toplantı öncesi kameralar karşısına geçen Akşener adaylık konusundaki soruları yanıtsız bıraktı. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da yaptığı Bahçeli gafına ilişkin konuştu. Geride kaldı dedi. İYİ Parti'de başkanlık divanı toplandı. Hiçbir B ve C planı olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Olağanüstü kurultay kararı alan ve aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti genel merkezindeydi. Partisinin Afyonkarahisar kampında seçim sonuçları üzerinden sert eleştiriler alan Akşener, bir kez daha sorumluluk benim dedi. Bir başarısızlık tanımı söz konusu ise elbette o sorumluluk genel başkan olarak şahsıma aittir. Başkanlık divanını toplayan Akşener toplantı öncesi değerlendirmede bulundu. Gazetecilerin aday olacak mısınız sorusunu ise yanıtsız bıraktı. 12 Ağustos'ta yapılacak seçimli parti kurultayına işaret etti. Olağanüstü kurultay kararını tüzüğümüzün şahsıma verdiği yetkiyle aldım. Hazırlık çalışmalarımızı hızla bitirip 12 Ağustos'tan sonra da yerel seçim için adaylarımızı hızlı bir şekilde ortaya çıkarıp çalışmalarını sağlamak üzere toplantı yapacağız. Toplantı öncesi İYİ Parti Hocam Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sayın liderimiz Devlet Bahçeli, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener. Gazeteciler Aydın'a cumartesi günü Meral Akşener'in evinin önünde yaptığı açıklamadaki Bahçeli gafını sordu. Geride kaldı. Koray Aydın'a Bahçeli gafına ilişkin MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın değerlendirmesi hatırlatıldı. Yalçın'dan kumpas çıkışı gelmişti. Aydın ise mikser göndermesi yaptı. İşi gücü yok. Hep öyle demeç veriyor zaten. Çok ciddiye almıyoruz. Siz de ciddiye almayın ya. Onun görevi mikserlik. Yani genel başkan yardımcısının öyle bir görev yüklenmiş. MHP lideri Devlet Bahçeli'den de Koray Aydın'ın gafına ilişkin ilk açıklama geldi. Kasıtlı olmuştur dedi Bahçeli. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Bir siyasi partinin genel başkanını yuvalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti'de gözler olağanüstü kurultay için Akşener'den gelmesi beklenen adaylık açıklamasında. Ve gündemimiz eğitim. Liselere yerleştirme sonuçları, bir haberin ayrıntısına bakalım. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresinden ulaşılabiliyor. Yerleştirilenlerin ardından nakil süreci 6 Ağustos'ta başlayacak.
Liselere yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı. Öğrencilerin yerleştirme işlemi için tercihleri 2-13 Temmuz'da alınmıştı. Merkezi yerleştirmede 127.480 kontenjan için 437.070 aday tercih yaptı. Bu adaylardan 127.283'ü yerleşirken 197 kontenjan boş kaldı. Yerel yerleştirmede ise 1.141.318 kontenjan için 1.017.891 aday tercih yaptı. Bu öğrencilerden 798.926'sı yerleşirken 91.687'si yerleşemedi. 342.392 kontenjan boş kaldı. Genel olarak yerleştirme sonuçlarına göre %50 Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi'ne, %15 İmam Hatip Lisesi'ne, %35 meslek liselerine yerleşme gerçekleşti. Liselere yerleştirmelerin ardından nakil süreci başlayacak. 6 Ağustos itibarıyla başlatılacak nakil yerleştirme süreci 4 dönemde tamamlanacak. Önce Sütlüce, sonra Sancaktepe, şimdi de Ümraniye. İstanbul Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Sunay ise son durumu değerlendirdi ve 3 vakanın da ortak noktası denetimsizlik dedi. İstanbul Ümraniye'de yapımı devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Son bir haftada İstanbul'un ayrı noktalarında 3. kez aynı vaka meydana geldi. Bir hafta içinde 3 tane büyük bir olay var. Bir tanesi Sütlüce'de bir olay oluyor. 4 katlı bina bu hafriyat çukuruna çöküyor. Sonra hafta sonu Sancaktepe'de bir okul. Dua ediyoruz ki okul açık değildi. Bu okulun bahçesinde çocuklar da olabilirdi. Şimdi bu sabah da Ümraniye'de bilimsel adı İksa'dır. İksa yapısı devriliyor. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte bazı araçlar da çukura düştü. Oranın zemin özelliklerine ve hafriyat çukurunun derinliğine bağlı olarak seçilen İksa yapı sistemi yanlış bir sistem olduğu için bu olay meydana geldi. 3 vakanın da ortak noktasının denetimsizlik olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, mühendislere denetim yetkisi vermiyorlar dedi. Mühendislik hesapları yapılırken son 100 yılın ortalaması alınır. Bu tür hesaplarda da yağmur yükleri, yeraltı su yükleri vardır. Biz diyoruz ki bunlar doğru hesaplansaydı, bu yükler doğru alınsaydı, sistem doğru seçilseydi ve doğru bir denetim yapılsaydı. Bakın bu çok önemli. Doğru denetim yapılsaydı bu duvarlar çökmez. Suna, projelerin yanlış yapıldığını, doğa olaylarının sadece tetikleyici özellikte olduğunu söyledi. Yağmur olayı hızlandırmıştır. Yalnız ben şunu sormak istiyorum. Türkiye'de, İstanbul'da yağmurlar yeni mi yağmaya başladı? Nusret Suna mühendisliğin giderek itibarsızlaştırıldığını vurguladı. İmzayıları atmak günler mi alıyor da siz buradan mühendislerin imzasına gerek yok diyorsunuz? Bu bilinçli bir itibarsızlaştırmadır. Ekipler tarafından bölgede duvarın enkazı kaldırılmaya başlandı. Mühendisler tarafından risk analizlerinin yapılması lazım. Evet, gazetelerde 3 ana gündem söz konusu. Türk-Amerika ilişkileri, MGK'nın sert yanıtı Amerika'ya, bu önemli bir gündem. Manşetlerde ağırlıkta eğitim meselesi ön plana çıkmıştı. Bir diğer haberde az önce ayrıntısını izlediğiniz Ümraniye'deki istinat duvarının çökmesiyle birlikte peş peşe yaşanan istinat duvarları deprem öncesinde İstanbul'a adeta uyarı niteliğinde oluşuydu. Biz eğitimle sürdürelim gündemimizi. Aydınlık Gazetesi 91 bin öğrenci açıkta kaldı vurgusuyla haberini hazırlamış. Milli Eğitim Bakanlığı liselere yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 91.687 öğrenci herhangi bir tercihe yerleşemeyerek açıkta kaldı. En çok bütçe ayrılan İmam Hatiplerin ise ancak yarısı doldu vurgusuyla bugünkü manşetini hazırlamıştı. LGS'de endişe açıkta kaldım vurgusu var. Bir Gün gazetesinin de manşeti yine LGS sonuçları açıklandı. Sistem yine öğrenciyi mağdur etti vurgusuyla. Tebrikler, yine beceremediniz şeklinde yer alırken İmam Hatip projesi çöktü. Cumhuriyet gazetesinin manşetiydi. Veliler ve öğrenciler, AKP'nin göz bebeği İmam Hatipleri
tercih etmedi. 200 bin dışarıda herkes öfkeli vurgusu oldukça dikkat çekiyordu. Bu açıdan da yine eğitim konusunu köşesine ve gündemine alan köşe yazarlarımız da var. Şimdi onların ayrıntılarına bakalım. Çünkü veliler de ne yapacağını bilmiyor. Süreç içinde elbette uzmanlara gözler çevrilecek. Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakçı. Ortaöğretim Genel Müdürü Anadolu Liselerine ek kontenjan verilecek başlıklı yazısında bakalım neler aktarıyor ya da öneriyor. Nuran Çakmakçı diyor ki liselere girişte sınavla tercihte de yerel yerleştirmede de en büyük hayal kırıklığını 98-97 gibi okul notu ortalaması olanlar yaşadı şeklinde nakil döneminde atıf yapıyor. Umut anca burada var diyor. Hiçbir yere yerleşemeyen ya da yerleştiği okuldan memnun olmayanlar için alternatif var diyor. 6-10 Ağustos, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül'de nakil için her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Öğrenciler yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde herhangi bir okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek diye ekliyor. Bu dönemde istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için de tercihte bulunabilecek. Tercihler, düzeltme ve iptal işlemleri ortaokul müdürlüklerinde yapılacak. İşlemler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. İlk tercih döneminde tercih yapmayanlar da nakile başvurabilecek. Nakil sonuçları her yerleştirmeye esas nakil dönemini takip eden 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül tarihlerinde açıklanacak diyor. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde de hiçbir tercihine yerleşemeyen veya hiç lise seçmeyenler yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulların boş kontenjanlarına girebilmek için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına 10-14 Eylül tarihleri arasında başvurabilecek diye de ekliyor. Çünkü sıkıntı büyük. 91 bin önemli bir oran, önemli bir rakam. Bu açıdan da bu yol haritasını özellikle sizler için seçtik ve bugün köşe yazılarının da eğitim konusuna biraz daha ve bu konuya ilişkin açıklamalara yön verebildiği oranla biz de yansıtmaya çalıştık. Abbas Güçlü, Milliyet Gazetesi'nde liselere giriş faciası başlıklı bir yazı kaleme almış. Bunun neler yapılabilir soru işareti şeklinde yansıyan bölümünü sizler için seçtik. Güçlü diyor ki, bu yıl için şu saatten sonra herhangi bir düzenleme yapmak mümkün değil demek, topu taca atmak olur diyor. Bir önceki bakan ve kurmayları belli ki derslerini iyi çalışmadılar ve sınıfta kaldılar. Veli ve öğrencinin nabzını tutamadıkları gibi siyasetin nabzını tutamadıkları için de gözden kayboldular. Sınavsız öğrenci alan okullar için yapılan yerel yerleştirme sonucunda yüz binlerce öğrenci açıkta kalırken 107 bini Anadolu İmam Hatip, 214 bin Anadolu Meslek Lisesi, 21 bini de Anadolu Lisesi olmak üzere 342 bin kontenjan boş kaldı. Aynı durum geçen yıl üniversitelere girişte de yaşanmıştı. Bir yanda milyonlarca öğrenci, öte yanda açıkta kalan 350 bin kontenjan vardı. Bunun anlamı şu diyor, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM yatırım ve kontenjanlarını öğrencilerin istekleri yönünde değil, kafalarına göre yapıyor ve sadece öğrencilerin hayallerini çalmakla kalmıyor, devletin kaynaklarını da hovardaca tüketiyorlar. Özetin özeti, dün lise adayları, bugün de üniversite adayları hayatın gerçekleriyle yüz yüze geliyorlar ve onlara hayal kırıklığından başka bir şey maalesef sunamıyoruz diyor Abbas Güçlü. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'na görevden kaçma mesajı veriyor kendi yorumuyla. Herhangi bir düzenleme yapmak bu saatten sonra mümkün değil demek, topu taca atmaktır şeklinde değerlendiriyor kendi yorumuyla. Bunu da ifade edelim. Yine eğitim konusunda yorumlarıyla dikkat çeken bir diğer isim Sadık Gültekin'in yazısına da bakalım. Vatan Gazetesi'nde ne desen bilemedim diye belki de bir anlamda yaşanan çaresizliği anlatıyor. Sadık Gültekin'in Vatan Gazetesi'ndeki yazısının ayrıntıları şöyle. Milli Eğitim Bakanlığı mutluluk dağıtmaya devam ediyor.
İsteğe bağlı sınavda 127 bin kontenjandan 107 bini ilk 3 tercihine yerleşti. Daha ne olsun diyor, vay 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 diye ekliyor. Yerel yerleştirmede 1 milyon öğrencinin yarısı, yani tam 504 bini ilk tercihine yerleşmiş. Yerleştirilen adayların neredeyse tamamı ilk 3 tercihinde istediği okula girme mutluluğuna ulaşmış. Yerleşemeyen 92 bin adayın tümü kalkıp Anadolu Lisesi isterse Milli Eğitim Bakanlığı o zaman şöyle diyebilir: e yani o kadar da değil. Bu verilere bakılırsa MEP onu da başarır. Velilere göre hem merkezi hem de adrese dayalı yerleştirme kapsamında tercihte bulunan yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin yarısı, yani %50'si fen, Anadolu ve sosyal bilimler liselerine yerleşti. Öğrencilerin sadece %15'i İmam Hatiplere, %35'i de meslek liselerine gitti. Milli Eğitim Bakanlığı kimse istemediği okul türüne yerleştirilemeyecek güvencesi vermişti. Baksanıza, öğrencilerin sadece %15'i İmam Hatip'e gitti. MEP bu güvenceyi de gerçekleştirdi, daha ne olsun diye kinayesini yapıyor ve ne desem bilemedim diye özetliyor. Siz eğitimciler ne desem bilemedim derseniz vatandaş ne yapsın? Biz de bu soruyu soracağız elbette. Ama dediğim gibi en azından ilk iki köşe yazısında Nuran Çakmakçı kontenjan dönemlerini ayırmış. 6-10 Ağustos'ta, 13-17 Ağustos'ta, 27-31 Ağustos'ta ve 3-6 Eylül'de nakil için her gruptan en fazla 3 okul tercihinde boş kontenjan üzerinde bir tercih yapma imkanı olabildiğini belirtirken, Abbas Güçlü de topu taca atma Milli Eğitim Bakanlığı diyor, yeni bir düzenleme yapmak mümkün değil diyerek, bu saatten sonra bu olmaz diyerek de geçiştirme diye de uyarısını nitelendiriyor. Biz de buradan dile getirmiş olalım. Bunu bir şekilde çözmek elbette devletin ana görevlerinden bir tanesidir. Özellikle yeni Milli Eğitim Bakanı verdiği mesajlar, eğitime yönelik olarak da genel kitleler itibariyle biraz güven veren isimlerden biri olması hasebiyle dikkat çekmişti. En önemli sınavlarından bir tanesi de işte şu süreçte yaşanıyor. Bakalım ortaya nasıl bir tavır ve tablo sergileyecek. Bunu da özellikle belirterek devam edelim gündemimize. Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı sendikaya kayıtlı işçi sayısının gerçeği yansıtmadığını söyledi Koç. Türkiye'de sendikacılık anlayışının değişmesi gerektiğine dikkat çekti. Rakamlar gerçeği yansıtmıyor dedi, sendikaları uyardı. Ancak bunlar abartılı istatistiklerdir. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu gereğince iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2018 Temmuz ayı istatistikleri resmi gazetede yayımlandı. Resmi rakamlara göre 1 milyon 800 bin sendikaya kayıtlı işçi olduğu belirtildi. Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç'tan bu verilere itiraz geldi. Sayı 1 milyondur dedi. Türkiye'de gerçek sendika üyesi 1 milyon civarında. Bu 1 milyon 800 bin ile 1 milyon arasındaki fark bizim mevzuatımızın bazı özelliklerinden kaynaklanıyor. Bir işçi sendikalı bir iş yerinden ayrılıp aynı iş kolunda sendikasız bir iş yerine geçerse sendika üyeliği devam ediyor. İşten ayrılırsa bir yıllık süreyle bu prim ödenmediğinden kendisine sendika üyeliği devam ediyor. Ölüm durumunda da benzer bir uygulama söz konusu. Yıldırım Koç, Türkiye'de sendikal örgütlenmenin az olduğunu söyledi. Yani 15 milyon sendikasız işçi var. Bu nedenle sendikalaşma oranı dünyanın en düşük oranlarından biri. Koç, bazı sendikaların hükümetle yakın ilişkide olduğunu belirtti, lüks yaşamdan vazgeçin uyarısı yaptı. Bazı sendikalarımızın hükümetle yakın ilişkisi nedeniyle hükümetin işçi karşıtı politikalarına karşı bir tepki bile veremediklerini görüyoruz. Kötü uygulamalar, istismarlar, lüks yaşam, israf. Evet, iki ana gündemimizden ilki eğitim konusu elbette bir sonraki kuşağımızın da önemli bir parçası olacak. Aydınlık Gazetesi eğitim muhabiriyle konuyu değerlendireceğiz. MGK'dan Ankara'ya giden rest Türk-Amerika ilişkileri de yine gündemimizde olacak ve çöken istinat duvarı da yine üç ana gündemimizin önemli halkalarından birini oluşturacak. Şimdi bir araya gidelim, aranın ardından Günaydın Türkiye devam edecek.
Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. Bir yine gündeme bakalım. Petrol fiyatlarına ilişkin analize yer veriyoruz bu noktada. Dünyadaki siyasi gerginlik petrol fiyatlarına yansıdı. Türkiye'de ise olan yine vatandaşı oldu. Petrolde yaşanan %44'lük artışın Karadeniz ve hava ulaşımına etkisinin olabileceği belirtiliyor. Bilet fiyatlarına bu yansıyacak. Dahası bazı uçak firmalarının yakıt zammı nedeniyle kış seferlerini azaltmaya gitmesi de bekleniyor. Her şey zam zaten. Her şeye zam zam zam. Alıştık zamlara artık. Amerika-Çin ticaret savaşı, İran'a yönelik ambargo ve döviz kurunda yaşanan artış petrol fiyatlarını uçurdu. Dünyanın sonu geldi. Ekonomik savaş başladı. Yani bu roketle ya da uçakla da değil artık. Kim güçlüyse öbürkünü yıkacak, bitti. Petrolde son dönemdeki %44'lük artıştan tüm ülkeler etkilendi ama zararın büyüğü yine Türkiye'ye oldu. Nasıl değerlendirelim? Güncel konular zaten sürekli zam 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 yani. Dünyanın en pahalı yakıtının kullanıldığı Türkiye'de petrol fiyatlarındaki yeni artış, kara, deniz ve hava taşımacılığındaki bilet zammını gündeme getirdi. Petrol zam gelir, her şeye gelir tabii ki doğal olarak. Petrol fiyatlarındaki artış %44'ü buldu. Bu sefer sadece etkilenen araba depoları olmayacak. Hava, deniz, kara ulaşımındaki bilet fiyatlarında da artış bekleniyor. Her seferinde 50 liralık alıyorum diyen adam o cevaplasın bu soruyu. Dünya Gazetesi'nin haberine göre kara, deniz ve hava taşımacılığı yapan şirketler %40'ı bulan yakıt maliyet artışını yakın zamanda bilet fiyatlarına yansıtacak. Zammın ne kadar olacağıysa henüz bilinmiyor. Her yerde zam yapmak için bahane arıyorlar. Nerede bir boşluk varsa oraya bir şey koymaya çalışıyorlar. Petrol fiyatındaki artış devam ederse havayolu taşımacılığında tek sorun bilet zammı olmayacak. Hiç şaşırtmaz beni. Hiç şaşırtmaz beni. Bence daha fazla yapsınlar. Hak ediyor bu millet. İç hat seferlerinin maliyetli olduğuna dikkat çeken uçak şirketleri önlem için kış aylarında özellikle iç hat seferlerini azaltmayı düşünüyor. Ne de para var ne de çıkar, nasıl yapacağız onu arıyorlar işte, değil mi? 24 Haziran seçimleri sonrası zam sahanı altındaki vatandaşlar yoldaki bilet zammı nedeniyle kara kara düşünüyor. Ben ülkemiz adına çok endişeliyim. Ve Amerika'daki iç politik gelişmeler, demokratlar ve cumhuriyetçiler NATO konusunda verilecek kararların tek başına Trump'a bırakılmaması için Senato'ya ortak yasa tasarısı sundu. Tasarının amacı Trump'ın kendi başına karar vererek NATO'dan çıkmasını önlemek. Trump'ın başına buyruk bir şekilde NATO'dan çıkma kararı almasını engellemek için Amerikan Senatosu'na ortak yasa tasarısı sunuldu. NATO'dan çıkmayı gündeme getiren ilk Amerikan başkanı olan Trump'a set çekmek için Demokrat Partililer ve Cumhuriyetçiler bir araya geldi. Demokrat Tim Kaine ve Jack Reed'la Cumhuriyetçi John McCain ve Cory Gardner NATO'dan çıkmak için Senato onayı şartını getirmeye çalışıyor. Yasa tasarısına göre Amerika yönetimi Senato'nun onayı olmadan NATO'dan çekilme girişiminde bulunursa Senato Hukuk Müşavirliği Amerikan yönetimini mahkemeye verebilecek. Amerika Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı McCain, Trump'ın en yakın müttefiklere kötü muamelesinin Amerika'nın transatlantik ittifakına ve savunma değerlerine bağlılığı ile ilgili soru işaretleri yarattığına dikkat çekti. McCain, nasıl NATO'ya üye olurken Senato onayı gerektiyse bu veya herhangi bir Amerikan başkanının NATO'dan çıkması için de Senato onayı şart olmalıdır diye konuştu. Senato'nun NATO konusunda devreye girmesi, Trump'ın bir üyeye yapılmış saldırıyı tüm üyelere yapılmış kabul eden 5. maddeye sadık kalmayabileceğini söylemesinin ardından geldi. Rusya kanadındaysa Dışişleri Bakanı Lavrov'un dönemsel değerlendirmesi dikkat çekici. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın dünyadaki etkisinin azaldığını söyledi. Lavrov, çok kutuplu, demokratik, daha adil bir dünya düzeni kaçınılmaz olduğu gibi bu yeni eğilimlere eski güçlerin karşı çıkması da kaçınılmaz dedi. Rusya, Batı'nın dünyadaki etkisinin azaldığı, BRICS veya Şangay İşbirliği Örgütü üye ülkelerin etkisinin arttığı görüşünde. Batı'nın dünyadaki etkisinin azalması, BRICS veya Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin etkisinin artması,
kendi etki alanları azalan tarafların karşı koymasına yol açıyor. Açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Bir forumda söylediği bu sözlerle BRICS veya Şio'nun yükselişini vurguladı. Lavrov, uluslararası politikada eski güç merkezlerinin çok kutuplu bir dünyanın oluşmasına karşı çıkmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Çok kutuplu, demokratik, daha adil bir dünya düzeni kaçınılmaz olduğu gibi bu yeni eğilimlere eski güçlerin karşı çıkması da kaçınılmaz. Amerika ve diğer Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı askeri planlarından kesinlikle haberdar olduklarını belirtti Rus bakan. Amerika'nın başka ülkeleri Rus silahlarını satın almaktan vazgeçmeye zorlamasının kriz potansiyeli taşıdığını ifade etti. Lavrov ayrıca diplomasi ve diyalog kültürünün yerini ultimatom ve baskı kültürünün almasının kriz potansiyeli yarattığını vurguladı. Bölgesel açıdan yine önemli haberlerden bir diğeri. Suudi Arabistan ve ABD ilişkileri çok konuşuluyor biliyorsunuz. Amerika ve Suudi Arabistan müttefikliğinde de çatlak olduğu önemli bir bilgi. İki ülke arasında Filistin meselesi üzerinde bir kriz yaşanıyor. Suudi Kralı Selman'ın ABD Başkanı Trump'a Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak yer almazsa senin barış planını desteklemeyiz dediği ifade edildi. Amerika'nın Orta Doğu için 100 yılın anlaşması olarak açıkladığı barış planında Filistin anlaşmazlığı yaşanıyor. İddialara göre Suudi Arabistan, elçiliğini Kudüs'e taşıyan Amerika'ya Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak tanınmasını şart koştu. Suudi Kralı Selman'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'a Doğu Kudüs Filistin'in başkenti olarak yer almazsa senin barış planını desteklemeyiz dediği ileri sürüldü. Amerika ve İsrail basının ana başlıklarında yer alan konu diplomatik kaynaklara dayandırıldı. Kaynakların krizi teyit ettiği belirtilen haberlerde Kral Selman, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve bölge ülkelerinin liderlerine bu konuda güvence verdiği yazıldı. Mısır ve Ürdün'ün de Trump yönetimine barış planınızı eğer Filistin tarafı için adilse sunun yoksa sunmayın mesajını verdiği öne sürüldü. Amerika'nın en önemli bölgesel müttefiki olan Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman daha önce planı koşulsuz destekleyeceğini duyurmuştu. 66 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı elçilik açılışı Amerika'nın sözde barış planının ilk ayağıydı. Amerikan Başkanı Trump'ın kapsamlı planını yakında açıklaması bekleniyor. Sekiz ayı tutuklandıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Filistinli direnişçinin açıklamaları Tamimi biliyorsunuz Ahed Tamimi adeta dünya çapında da bir özgürlük simgesi. Halkımızın özgürlüğü için çalışmaya ve direnişe devam edeceğiz dedi Filistinli genç. Halkımızın özgürlüğü için çalışmaya ve direnişe devam edeceğiz. İsrail'in 8 ay sonra serbest bıraktığı Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde basın toplantısı düzenledi. Annesiyle birlikte kameralar karşısına geçen Tamimi, önce İsrail hapishanelerinde geçirdiği 8 ayı anlattı. İsrail'i boykot etmeliyiz, yalnızlaştırmalıyız ve yargılamalıyız. 17 yaşındaki Tamimi tutuklu olduğu süreçte liseyi tamamladı. Şimdi ise halkı ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirleri savunmak için hukuk okumak istiyor. İsrail hapishanelerinden getirdiği mesajı da paylaştı Tamimi. Filistinlilere seslendi. Filistin'in birliği için çalışın. Gazze şeridindeki büyük dönüş yürüyüşü eylemlerine ve Elhan Ahmer halkının direnişine destek olun. Filistinli kadın esirlere destek olun ve onların serbest bırakılması için çaba sarf edin.